anlattı kadar. Benim adım Ada, babam adı da Sinan. O deniz binbaşısı ve babam göreve geliyor Afganistan'dayken ben de baba özlemiyle çok zorlanınca annem, o da bir mühendis, benim için tiyatro terapi yapılmış. Birlikte geldiğimizi hatırlıyorum. Ben şu anda 8 yaşındayım ama buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. Sinan öğretmenim, annem, bu yaş başlamak için çok erken ama biz adayı çok severiz. Öğrenci olarak almayalım ama misafirimiz olsun. İstediği zaman gelebilir. İsterse farklı faaliyetlere katılabilir. Yani özgürlük verelim. O ne isterse onu yapsın. Özgürdüm ama ben hep geldim. Hem de tam saatinde. Tabii kendim gelemedim de annem getirdi. Hiç gelmediğim olmadı. Önceleri kafam karışıktı. İsteyip sevmediğimle ilgili pek bir karar verememiştim. Çünkü bana hep kötü muamelesi yapıyorlardı. Sen çıkma düşersin. Oyunlara katılma tehlikeli olabilir. Hep böyle söylüyorlardı. Bir gün göz bağlayarak yandırma çalışması yapıyorlardı. Ben de diye kıyameti kopardım. Sinirler beni tamam dedi. Ama işi birazcık kolaylaştıralım deyip engelleri azaltıyordu ki hayır dedim. Herkes ne oynadıysa ben de öyle istiyorum. Peki dedim. Bir adım sağa, iki adım sola, üç adım ileri derken rekor sırada hedefteki şişeye ulaştım. Herkes çok şaşırdı. Sınır öğretmenim, sen sağını solunu biliyor musun dedi. Ben de bu soruya şaşırdım. Bilmiyor musunuz Alişim hatta? O da ben biliyorum ama bilmeyen çok insan tanıdım. Aman durun, çocuklardan bahsetmiyorum. Sakın üzerinize alınmayın. Pek çok yetişkin tanıdım. Sağını solunu bilmeyen dedi. Ya da buna benzer bir şeyler söyledi. Tam aklımda kalmamış olabilir. Zaten o zaman 5 yaşındaydım. Geçen sene iki oyunda görev aldım. Bütün özel gösterilere katıldım. Ve artık 3. sene. Bu arada geçen senenin ortasında babam geldi. Hep beraberiz. Aslan babam ve canım annem bana çocukluğumda çok büyük bir armağan verdi. İşte burası var. Ben burayı çok seviyorum. Biraz çok konuştuğumu söylense de size aldırmayayım. Susmaktan iyidir.